Efendim merhaba, Campus TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Can Ceylan. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi stüdyolarında hazırladığımız yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Öğrenci İşleri. Dolayısıyla konuklarımız da öğrenciler olacak. Gerek fakültemizin öğrencileri, gerek üniversitemizin öğrencileri olacak. Bu programda dekorasyonumuzdan da gördüğünüz gibi, stüdyodaki dekorasyondan gördüğü biraz sınıf havası oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerin konuşmak istediği ya da nasıl bir hayat yaşıyorlar, onları konuştukları bir program olacak. İlk bölümde biraz dikkat çekici özelliklere sahip öğrencilerimizin olsun istedik. Konukları ben tanıtmayacağım, kendileri tanıtacaklar ve böylece başlamış olacağız. İlk tanıtacak olarak Tuğba'dan başlayalım. Tuğba merhaba, kendini Merhaba hocam. kısaca tanıtırsan başlayalım. Tuğba Durmuş, 28 yaşındayım. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Peki. Muhsine. Merhaba hocam. Merhaba. Muhsine Tiftik, 40 yaşındayım. Kastamonu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Güzel. Merhaba hocam. Merhaba. Elif Avanoğlu, 47 yaşındayım. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 1. sınıf öğrencisiyim. Hı. Merhaba hocam. Merhaba. Duhan Kapıcıoğlu. 23 yaşındayım. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde okuyorum. Kastamonluyum. Bu şekilde. Ev sahibi sayılırsın. Evet hocam. Evet. Yağmur. Merhaba hocam. Merhaba. İsmim Yağmur Özer. 24 yaşındayım. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1. sınıf öğrencisiyim. Peki. Efendim anlayacağınız üzere bugünkü bölümümüzün, daha doğrusu ilk bölümümüzün konusu biraz yaş olarak öğrencilik sınırlarından çıktığına dair bir ön yargımızın olduğu, çıktığını düşündüğümüz demeyelim, ön yargı var. Hani bu yaşta okunur mu? Aklın yeni mi başına geldi? Bir sürü şey var ama her insanın bir hikayesi var ve o hikayede bazen hayat bizi başka şekillerde yaşamaya zorluyor, sürüklüyor. Kararlarımızı ona göre alıyoruz. Dolayısıyla ben Tuğba, Muhsine ve Elif'ten bu kararı nasıl aldılar onu dinlemek istiyorum. Size iletmek istiyorum ve Doğan ve Yağmur'dan da bu böyle bir profilde arkadaşları, normalde dışarıda arkadaşlık yapmayacağı yaşta insanlarla sınıf arkadaşı, sıra arkadaşı olmak nasıl bir duygu onları konuşacağız. Tuğba, senin bu 28 yaşında aslında hani bu yaşta normalde bitmesi gereken, belki yüksek lisansa başlayacağın bir yaşta veya kariyerini başlayacağın bir yaşta sen birinci sınıftan başlıyorsun. Bu süreç nasıl başladı? Bu tepki ne oldu? Yani şunu dedi mi baban, kızım bu yaşta niye okuyorsun? İşimiz var, gücümüz var. Nereden geldi bir şey? Yani bizden mi uzaklaşmak istiyorsun? Çünkü üniversite okumak şehir değiştirmek için de bir fırsat bazı arkadaşlarınız için. Ailen nasıl bir tepki verdi? Dışarıdan ailenin tanıdıkları eş, dost, akraba nasıl bir tepki En verdi? büyük destekçim zaten en baştan beri ailem Hı. oldu. Biz babamla beraber çalışıyorduk. Ticaretle uğraşıyor babam. Hem müteahhit hem oteli var. Yani işleri oldukça Hı. yoğun. Benim gitmeme zaten en büyük destekçim Hı. annem ve babam. Ha. Çevreden aldığımız tepkiler de şu yönde oldu. Senin zaten bir işin var. Senin okumaya, okul bitirip bir işe atılmaya ihtiyacın yoktu. Hı. İşte neden okuyorsun? İşte neden aileni bırakıp başka şehire gidiyorsun diye bir tepki aldım ama Geldin. Aslında bu hani niye okuyorsun? Zaten işin var. Anlayışı sanki üniversite sadece iş edinmek için, bir meslek sahibi olmak için okunuyormuş. Hani çıkınca ne olacaksın? Ya da bu işi yaparsan ne kadar para kazanacaksın denen bir sanki süreç yaşanıyormuş gibi bir hal var. Ama o da aslında üniversitenin toplum tarafından yanlış tanındığını gösteriyor. Yani paran varsa, zenginsen, işin varsa okuma. Ha, bu tabii tercihtir. Herkesin üniversite okuyacağı gibi bir şartımız yok ama hikayeler farklı olabiliyor. Sen böyle bir süreçten gelmişsin. Muhsine'nin hikayesini dinleyelim. Hocam ben 8 kardeşin ikincisiyim. Bize okumak Evet. düşmedi. Biraz öyle oldu maalesef. Başarılı bir öğrenciydim aslında ben Hı. ortaokulda. Sonrasında çalışma hayatı, Hı. evlilik, iki çocuk. Hı. Bizim dönüm noktamız dediğim gibi benim eşim rahatsızlandı. Hı. Küçük oğlum 1 yaşındaydı. Hayata başka taraftan bakmaya başladım ben biraz hani
çok güçlü olduğumu fark ettim. Bazı şeyleri başarabileceğimi fark ettim. Birkaç zaman geçtikten sonra liseyi de dışarıdan bitirdim ben de. Üniversite için çok heyecanlandım açıkçası. Yani yeni bir dünya, yeni bir hayatmış gibi. Ailem çok sevindi. Annem babam yani inanılmaz mutlu. Yani şunu demediler. Kızım biz varız. Asla. Hani eşinde bir şey olursa arkanda kapı gibi babam var. İşte dediler, ablalarım var, abilerim dediler. Var ama sen yine de. Ben üniversiteyi meslek için çok değil hocam, açıkçası kendim için buradayım ben. Yani kendimin bir şeyler başardığını görmek istiyorum. Evet, hayatta da çok başarılı olduğum konu var. İki tane çok güzel pırıl pırıl evlat yetiştiriyorum. Allah bağışlasın. Eşimin hastane süreçleri devam ediyor. Onunla ilgileniyoruz. Ama bu da benim kendi özel alanım. Başarılı olduğumu da düşünüyorum üniversitede. Allah güç, kuvvet versin. Amin. İmkansızlıkların içinde hani kardelen açar derler ya, ben de bizim evim kardelenim. Belki imkansızlıklar değil de hani kul sıkışmadan Hızır yetişmiyor. Senin Hızır'ın da üniversite okul olmuş. Olabilir, evet. Elif'in hikayesi? Hocam ben 47 yaşındayım. Çok erken evlilik yaptım. Yani liseyi bitirdim. Ben liseyi bitirdim. Eşim üniversiteyi bitirdi. Evlendim. İki tane çocuğum oldu. Üniversiteye girmek, hani nasıl olsa evleniyorum diye hiç üniversite imtihanına hiç girmedim. Ha. Ama hep böyle içimde bir ukde kaldı. Eşim mühendis, resmi dairede çalışıyor. Sağ olsun hiçbir zaman hani sen lise mezunusun, ben üniversite mezunuyum asla bana bunu yansıtmadı. Ama ben bunu hep bir eksikliğini hissettim kendimde. Çocuklarım büyüdü. Onlar üniversite hayatına girince artık zaten iş hayatım var. 14 yıldır çalışıyorum. Yani neden olmasın dedim. En azından diplomam olsun, üniversite diplomam olsun diye dediğim gibi hep içimdeydi. Nasip oldu. Kızımla beraber ben de girdim üniversite imtihanına. Yani ben de bir meslek sahibi olmak için değil. Zaten esnafım, bir mesleğim var ama meslek hayatıma çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Yani sen ilk önce bir eş, sonra bir anne. Evet. Sonra bir iş kadını. Evet. Şimdi de aslında en baştan yapılacağına dair bir ön yargımızın olduğu bir üniversite öğrenciliği. Evet hocam, ve her gün her derse geldiğimde iyi ki okuyorum diyorum. Her akşam eve gelince de eşime bunu söylüyorum. Yani o kadar mutlu giriyorum ki eve. Her gün o da destekliyor beni. Seyircilerimize de söyleyeyim, gerçekten sınıfta devam bir sorunu yaşayabiliyoruz. İşte bir gelen bir hafta gelmiyor, iki hafta geliyor, bir hafta gelmiyor ama açıkçası akşam derslerinde bile Elif ilk, hiç geç kalmayan, en ön sırada oturan ve adeta sınıfta notlarının ondan alındığı, takip eden şey gibi. Evet hocam. Sınıf koçu gibisin. Evet, Ramazan'da bile yani iftara yetişemediğim zamanlar oldu. Geceden yemeklerimi ayarlıyorum çünkü sabah çıkıp işe gidiyorum. Ben bile sormuştum hatırlıyorum. Ya sen yani hani bırak şey bile, yani normal insanlar bile iftardan önce çıldırır, işte ne espriler yapacağız? Yapılır, babalar ortalığı yıkar, şey uzaklaştırılır. Evet. Sen bir de işten çıkıyorsun. Okula geliyorum. Hani dükkanın kendinindir, kapatır gidersin ama okul bir de tam dönemin ortasında bu sene iftar oldu, Ramazan oldu. Yani gerçekten programı seyredip belki eşine böyle dirsek atıp bak bak neler neler varmış Kastamonu'da ya da belki Kastamonu öğrencilerinin de bir şey olacak. Ben sizin detayınıza girmeden önce tırnak içinde normal yaşta toplumun üniversite öğrencisi dediği yaşta arkadaşlarınız, sınıf arkadaşlarınız da var. Yağmur, sen mesela üniversiteye girerken Elif ya da Muhsin'e gibi normalde arkadaşlık yapmayacağın, yapma imkanının bile olmadığı, belki işte komşun olarak, komşu abla diyeceğin kişilerle şimdi belki oturuyorsun, ders çalışıyorsun. Belki onların evine gidip ders çalışıyorsunuz. Bu sana ne hissettiriyor? Yani nasıl görüyorsun onlara? Bir senin için bir rol model mi? Yoksa başkaları söylediğinde gerçekten bu iş oluyormuş? İşte şu anda bazı öğrenci işte 3 tane dersimiz var, 2 tane ödevimiz var deyip ya Elif'le Muhsin'e görün. Onlar da 2 çocuk, eş, ev, bir sürü şey var. Ev zaten başlı başına bir şey. Bu sana ne hissettiriyor? Nasıl bir imajı var sende? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Ben hiç düşünmedim yani üniversite hayatına başlarken, yani zaten başlamadan önce de hayatımda arkadaş olarak hiç büyük arkadaşım yoktu bu şekilde. Hı hı. Ama hiç düşünmedim üniversite hayatına, yani üniversiteye gelince böyle büyük arkadaşlarım olacak, abla dediğim, hı hı, yaşında arkadaşlarımın, sıra arkadaşlarımın olacağını hiç düşünmedim.
Ama gerçekten olabiliyormuş. Hatta birer tecrübe edinebiliyormuşum mesela onlardan. Onları gördükçe bu kadar azmini gerçekten gurur duyuyorum. Bu Muhsin abla olsun, Elif abla olsun, Tuğba abla olsun. Onları görünce diyorum ki ya bu benim için bana ekstra bir katkı sağlıyor. Yani moral ve motivasyon açısından beni yüksek bir yere taşıyor. Diyorum ki yani kendi kendime acaba ben yapabilir miydim o yaşta? Hani sonuçta büyük bir yaşlara sahipler. Diyorum ki yapabilir miydim? Ama onları görünce diyorum ki hani onlar yapabiliyorsa demek ki bunlar benim için bir şey yani. Onlardan örnek alabilirim. Demek ki ben de yapabilirim. Mesela hiç düşünmezdim ki bu şekilde arkadaşlarımın olup onların evine gideceğimi, yemeklerini böyle bir... Sonuçta ailemizden uzağız ve sıra arkadaşım çok yani abla dediğim yaşımda. Evine gideceğim, yemeğini yiyebileceğimi hiç düşünmezdim. Bunlar benim açımdan çok güzel ve onur edici bir şey. Duhan sen ne düşünüyorsun? Tabii şu anda konuk edemediğimiz başka aynı yaş grubundan erkek öğrencilerimiz de var ama onların biraz da ders programları ve bizim çekim saatimiz uymadı. Duhan da onların gıyabında abi diyeceği, amca diyeceği öğrencilerle arkadaşlık yapmak ne hissettiriyor? Sen bir de tabii Kastamonlusun. Evet. Normalde o kişilerin işte bir yerde oturup ya da kahvede, camide, cumada karşılaşacağın insanlar şimdi senin sınıf arkadaşın. Yani genelde annemin arkadaşı falan olabilirler. Ama şu an benim arkadaşım oluyorlar. Değişik bir şey. Yani sen peki annenin okula gelmesini, annenle aynı okulda, aynı fakülte istemez misin? Hocam yok, garip olurdu biraz. Ya şey aslında ilk başlarda daha da ilginç geliyordu bu durum. Mesela Elif ablayla Muhsin ablayla beraber okumak ama zaman geçtikçe daha da alıştım yani. Hatta onlar beni daha da motive ediyor. Elif ablayla geçen konuşuyorduk mesela. Ya şimdi dedim sabahtan beri ders çalışıyoruz. Çok yoruldum falan. Bir de beni düşün dedi eve gideceğim daha yemek yapacağım falan. Tabii sabahtan beri temizlik yapıyorum. Sabahtan ya, bir beri. De o var. Bir de o var. Beni evde hazır yemek bekliyor yani. Tabii. Yani aslında bir şey kahramansınız siz. Yani hani milli kahraman değil de belki nasıl bir kahramanlık, gizli kahramanlardan diyelim. Elif hazır mikrofon sendeyken şunu sorayım. Şimdi iletişime meraklıyım dedin. Mesela az da olsa işte birinci sınıftaki bir yıllık birikimle bir iş kadını olarak dükkanını açtığında bu arada hangi çarşıdaydın onu da söyleyebilirsin. Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı'nda hemen girişte benim dükkanım hocam. Yani çayını kahvesini içmek isteyen seni burada tanıyıp Elif Hanım sizi YouTube'da gördük tanışmak istedik diyenler olabilir. Tabii seninki biraz da hani kız kazandı. O hangi üniversitedeydi? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde lojistik ve ticaret okuyor. Oğlan? Oğlum da İstanbul Tuzla Pir Reis Üniversitesi'nden Uluslararası Lojistik ve Ticaret Taşımacılık bitirdi. Şu an Çin'de 1,5 yıldır. Çin'de? Şangay'da evet yüksek lisans yapıyor. Gittiniz mi Çin'e? Hayır. Daha o da hiç gelemedi hocam 1,5 yıldır. Yani üniversiteye başlıyorsanız Çin'e gitmek sizin için çok şey değildir yani. Bir uçak şimdi zaten Çin'le bu kuşak yol program şeyleri falan yapılıyor. Hem siyasi hem de ekonomik yollar açıldı. Evet. Diyelim ki değil inşallah Allah kısmet ederse bitecek. 2027 mezunu olacaksın. 50 yaşımda inşallah. 50 yaşında çocuğuyla birlikte hatta ikinci çocuğuyla birlikte mezun olacaksınız. Bu aslında bir hani akıl yaşta değil baştadır. Öğrencilikte yaşta değil. Peki şunu yapmak ister miydin? Yani eşimle ben de üniversite mezunu olmuş olayım ama yine bunları yaşayayım, işimi yapmayayım, ikinci üniversite olarak tekrar bir üniversite okuyayım şeklinde olsun ister miydin yoksa bu yok üniversite? Hocam. Yani gözüm almaz şöyle çok stresli bir insanım. Her şeyim zamanında olacak, iyi olacak. Yapı olarak öyle olduğum için hani kendini değiştiremiyorsun. İnanın her vize döneminde ben son bir hafta hiç uyumuyorum. İşte aklıma hiçbir şey girmiyor, kafam bir şey almıyor, çalışıyorum gece. Ben son akşamlar çalışıyorum. İşim gereği çünkü vaktim olmuyor. Hani öğrencilerin notların ortalamanın üzerinde ama yani şimdi burada... Şey yetkili kişi olarak seni. Hocam inanın vitamin ilaçlarını içiyorum çünkü yaşım gereği vitaminlerim eksik aklıma hiçbir şey girmiyor diye çok panik yapıyorum. Hayırlısıyla keşke bitirebilsem bu 4 seneyi ilerisinde düşünmüyorum. Biter. Zaten İnşallah. Genelde üniversitenin birinci sınıfında acaba doğru bölüme mi geldim? İkinci sınıfında biter mi? 3'te galiba bitmeyecek. 4'te
mezunum diye bir hava oluyor. Yani ben lisansı okurken en azından onu hissettik ve herkes onu hissediyordu. Muhsin'in tabii şimdi senin çocukların beraber daha çalışıyorsunuz. Birisi... Biri gidiyor oğlan. Biri ilkokul bir evet, de. Ona okuma öbür, yazma öğretiyorsun. Evet. Zorlanıyoruz. Büyük olan? 7. sınıfta kızım. 7. sınıfta. Hı-hı. Onun da seneye sınav evet, stresi başlayacak. Evet. Peki o şey gibi ne diyeyim çalışma salonu gibi ya da bir yurdun etüt odası gibi. Evet, genelde oğlan babasıyla takılıyor salonda. Hı. Ben mutfakta ders çalışıyorum. Kızım odasında ders çalışıyor. Ama hı, evde çok güzel bir ortam oluşuyor bu şekilde. Yani oğlan geliyor, yani 6 yaşında daha, hı, öpüyor beni. Hı. Anne başarılar dilerim. Yani bilmiyorum, bizim evimize çok büyük katkısı var. Yani kaç aldın diye sen onlara soruyordun, onlar da sana soruyor. Şimdi şey oluyor, oğluma öğretmeni lütfen okumanı biraz daha hızlandır deyince ama annem benim sınıf birincisi diyormuş öğretmenine. Öğretmen diyormuş ki tamam annen çalışkan demek ki senin de çalışman lazım. Öyle bir aralarında diyalog geçiyor ama çok mutlu çocuklar şu anda bu durumda. O her odada bir ders çalışma meselesi evet, bizde. Ben daha önce Kastamonu Üniversitesi'ne gelmeden önceki üniversitede Covid'e denk gelmişti. İşte ben salondayım. Oğlan kendi odasında, kız kendi odasında, eşim de bizim odada, herkes, eşim de akademisyen, birileri derse giriyor, biz ders veriyoruz. Ders arasında ortada buluşuyorduk. İşte yemek, içmek, bir şeyler içiliyor. İşte çay tekrar ara verildi diye dönüyorduk. O dönemi de yaşadık. Ben vize haftasında zaten diyorum beni unutun. Yemek yapıyorum. İyi, kaldırın lütfen ama beni unutun. Ben mutfaktan hiç çıkmıyorum. Masada oturuyorum. O zaman hem sen hem Elif eşiniz konusunda şanslıyız. Şanslısınız. Yani ben şanslıyım çok. Burada eniştelerimize de selam söylüyorum ve programı seyreden ve eşinin okumasını isteyen kişilerin de hatta demiştim bazen iftara okula çağırdım. Okulda yedik değil mi? Hocam ben gerçekten konu açılmışken eşime teşekkür etmek istiyorum. Beni her konuda destekledi şimdiye kadar. Çalışma hayatımda olsun, okulumda olsun. Hatta üniversite imtihanına girerken ben dedim ki çalıştığım için gözüm almadı açık öğretimden. Hı. Olmuşken dedi 4 yıllık olsun. Hı. Yani iyi bir diploma sahibi ol. Bu konuda da ben eşimin hakkını yiyemem gerçekten. Yani görüyorum ve arttırıyorum evet, dedi yani. Vay. Çevremden aldım tabii ki tepki aldım. Herkes böyle küçümsemek değil de. Hani üniversite kazanmışsın diyenler tebrik ediyorlar ama bir yandan da vuruyorlar. 2 yıllıktır değil mi? Evet. Yani işte açık öğretim dedim. Hayır 4 yıllık deyince şaşırıyor insanlar. Hem tebrik ediyorlar. Var mı şey yaptın, çeldiğin, tırnak içinde aklını çeldiğin. Seneye sınava girip hani Elif gidiyor biz de gidelim mahalleden. Eşim. Eşim üniversite mezunu ama yine yok, istiyor girmeye. Hanımlar arasında. Hanımlar arasında şimdilik olmadı. Evet. Belli olmaz. Onlar da belki olmaz, işten belki işe. Evet. Bizim çünkü lise döneminde işte ehliyet alma yaşımız gelmişti. Hepimiz ehliyet kursuna başlamışız. Kimse kimseye söylemiyor. Herkes ehliyetini aldıktan sonra ehliyetim var demişti. Belki sizin mahallede de öyle bir yani teşkilat olabilir. Yani üniversite okumayan çok arkadaşım var. Keşke gözümüz alsa biz de okusak deyip böyle hayranlıkla tebrik eden çok arkadaşım var gerçekten. Ya bir de tabii sizin okumanız teşvik olarak da yani ilk giren hemen... Liseden mezun olup girenler için de hani biz en ufak bir şeyi işte yağmur yağdı gelemedik, hava sıcak gelemedik, yarın tatile gittik falan. Siz bir de bana sor meselesinde evet, yani damdan düşenin halini damdan düşen anlar dermiş şeyler. Tuğba'nın biraz daha aslında hani baban işi var, gücü var, evli değilsin Muhsin'e ve Elif'in aksine ve kendi ilindeki üniversiteden değil de oradan buraya geliyorsun. Yani şeyin ne senin? Derdin ne diye sorarlar yani. Çünkü geldiğin yere göre burası biraz küçük bir şehir değil mi? Evet. Aslen buralıyım ben de. Kastamonuluyum. Pınarbaşı'ndanım. Hem kendi memleketimde okumak istedim. Hem de gazetecilik bölümünde okumak istiyordum. Burası denk geldi. Hı. Aslında ortalamama da. Buraya geldim ama 2 tane üniversite okuyorum burada. Hı. Da. Yani sadece Kastamonu Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde değil, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi kamu yönetimi okuyorum. İletişim alanında kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Çünkü iletişimi çok seviyorum. Daha öncesinde de ticaret yaptığım, hı, için. Neden bunu belgelendirmeyeyim? Siyaset iletişimcisi de olursun. Çünkü günümüzde siyaset iletişimini bilmek özellikle... Politikacılar, siyaset adamları, siyaset insanları için önemli. Çünkü siyaseti bilip iletişimi bilmemek, iletişimi bilip siyaseti bilmemek bu
futbol oynamadan futbol yorumculuğu yapmak gibi bir şey oluyor. Yani hem yorumcu hem futbolcu olmak başka bir şey gibi. Sen de hem iletişim bilip bir de gazetecilik, yani soru sormayı bilmek, istediğin cevabı almak için biraz tehlikeli sorular sormak falan. İşin bir de siyasetçi tarafından düşünüyorsun. Sen ikili olsun. Peki ikisine de birinci sınıftan başladın. İkisine de birinci sınıftan başladım. İkisinin de birbirine çok yakın bölümler olduğunu düşündüğüm için iki bölümü tercih ettim. Bu şekilde... Acısını çıkartıyorsun sanki. Okumadım iki tane birden okuyorum. Evet. Yani. Çok zorlanıyorum ama sonucunun güzel olacağına inanıyorum. Allah dağına göre kar vermiş. Demek ki altından kalkıyorsun ki... Yapabiliyorum. İkisinde de Kastamonu Üniversitesi'nde gazetecilikte bölüm birincisi oldum birinci dönemde. Çok kötü örnek oluyorsun yani. Ya biz geçelim işte ortalamadan alttan ders kalmasın yeter diyenlere sen biraz... Evet, hiç alttan dersim yok. Hedefim dördüncü sınıfın bitiminde de okulda bölüm birincisi olarak mezun olmak. İnşallah üniversitede de sıraya girersin. Yani sıralamaya girersin. Belki üniversitede ilk üçe... Umarım. Hani, diplomanı rektör hocamızın elinden alma şeyin olur. Çünkü gelenekte genelde üniversitelerde üniversite birincilerine rektör verir. Fakülte birincilerine dekan hocalar verir. İşte bölüm birincilerine de bölüm başkanları falan. Öyle şey var. Göreceğiz bakalım. Yani 3 sene sonra belki evet. Başka programlarda da konuşuruz. Ben tekrar genç arkadaşlara dönmek istiyorum. Şimdi konuşurken mesela oturuyorsunuz. Hiç şu oluyor mu unuttuğunuz? Ya Muhsin abla benim 2 kat yaşım kadar ama ben gibi konuşuyor. Yani benden hiçbir farkı yok. Yani bir anne olarak, bir eş olarak değil de sanki yurttaki arkadaşımmış gibi. Akranımmış gibi konuşuyoruz, öyle bir kafası var. Ne bileyim, keşke herkes öyle olsa, hatta ablanla, teyzenle belki konuşamadığın samimiyeti Musine ile veya diğerleriyle yaşadığında ne düşünüyorsun? O bir aslında farklı. Ben çünkü kendimden bu kadar yaş farkı olan kişilerle okumadım. Lisansta okumadım. Yüksek lisansta, doktora da biraz benden küçükler vardı. Ama o neticede lisans sonrası olduğu için kabul ediliyor. Hatta doktora da bir hocam benden 6 ay büyüktü. O da vardı. O da bana şaşırdı. Çünkü doktorayı yaparken iki çocuk babasıydım. Bir taraftan çalışıyorum. Yani hocalık yapıyorum yine üniversitede. O zaman Ticaret Üniversitesi'ndeyim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Koştur koştur dersten çık, koştur koştur derse git. Bir taraftan bir şeyler yaz. Bu sana ileriki şeyin için yani... İnşallah mesleğini ele alıp aileni kurduğunda ya Elif abla bana şunu söylemişti, Muhsin abla bunu söylemişti, Tuğba abladan şunu duymuştum türünde tiyoların var mı? Yanında kenara yazdığın notların var mı? Ya tabii ki hocam oluyor. Şimdi şöyle ben Muhsin ablayla kendi sınıfımdan yaşça küçük insanlardan bile çok iyi anlaşabiliyorum. Yani aramızda o kadar yaş farkı var bile ama... Sen mi büyüksün Muhsin'e mi küçük şey olarak samimiyet? Muhsin abla küçük oluyor. Evet. Yani o sana yaklaşmış. Evet, sen ona... o bana yaklaşmış. Ya bazen o bana yaklaşıyor, bazen ben ona yaklaşıyorum. Yani oturup konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Dediğim gibi bazı insanlardan diyalog kuramazsın ama ben onunla kurabiliyorum. O benim yaşıma inebiliyor. Onu da çok seviyorum. Oturup bir şeyler içebiliyoruz, konuşabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Ders konusunda mesela çok hırslıyız ikimiz de. Mesela ben derim ki... Hanginizin ortalaması fazla... daha yüksek? Senin. Şu an Muhsin ablan ama geçmeye çalışıyorum. İyi şey yani usta çırağı, çırak ustaya geçsin ki sanat gelişsin derler. Evet, mesela... zaten asla şey yapıyoruz. Mesela diyorum ki Muhsin abla olsun... başka sormuş ama Muhsin abla olabilir. Benim için sıkıntı değil. Zaten mesela şu an o hangi bölümdü? Kariyer miydi abla bilmiyorum ama. Ders. Bir derste beni geçti. Bir evet. Ben birinci sınıfta birinci oldum. Bir de o sınıfta birinci oldu. Onu çok seviyorum aramızda. Yani bunu yaşıtlarımla yapmıyorum. Onun mesela o kadar benden büyük ve onunla yapabiliyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Peki. Şu düşünebilir, acaba Yağmur'un işte akrabası, ablası, kendisinden büyük kuzeni, teyzesi yok da bunları Muhsin'e ile mi tamamlamak durumunda kalıyor? Bilinç altında böyle bir hayatında
rol kişi, bu statüdeki bir kişi yoktu. O yüzden bunun ihtiyacı duydum. Hani derler işte kardeşim yok, hep kardeşim olsun isterdim evet. falan. Abim yok, hep abim. Sen de acaba Muhsine'yi koyduğun yerde böyle biri mi var? Eksik. Evet, oraya eksik. Mı dolduruyor? Ablam yok. Ablam evet. olmadığı için. Muhsine abla da zaten onu seviyorum. Onunla dertleşebilmeyi, beni anlayabilmesini ya da benim yaşıma inmesini. Zaten birçok şeyi ondan akıl alabiliyorum. Onu çok seviyorum. Evet, ablam olmadığı için gözüm mesela... Ya tabii ki hiç düşünmedim ben üniversiteye geleceğim de... Hani abla gibi bir rol kesiminde benden yaşça büyük bir insanla... konuşacağım, oturacağım, evine gideceğim. Hiç böyle düşünmedim, hayal de etmemiştim. Ama bunlar oldu. Çok da güzel yani. Doğa, sen de böyle bir eksiği kapama üniversitede, ne bileyim... Teyzem yoktu, annemin kardeşi yoktu, ablam yoktu, ne bileyim... küçük yani şey olarak büyük gördüğün, fikrine saygı duyacağın, soracağın... Hocam bende öyle bir eksiklik yoktu ama yani... Arkadaşım yok tabii ki. Mesela 50 yaşında bir arkadaşım yoktu. Teyzem falan var. Mesela annen baban, diyelim ki annenle iyi yolda yürüyorsunuz, Muhsin'e ile karşılaştınız. Ne haber Muhsin'e, ne yapıyorsun? Anne soruyor mu? Kim bu kadın? Sınıf arkadaşım. Böyle bir şey oluyor mu? Annen buna hani söylediğinde, anne senin yaşında arkadaşım var benim. Onlara daha garip geliyor tabii. Ama biz alıştık yani. Evet. Hocam ilk başlarda bize de çok garip geliyordu da. Şimdi... Aynı sırada oturduğumuz, ders çalıştığımız, mesela 20 yaşında bir arkadaşımdan hiçbir farkları yok benim gözümde. Bu aslında toplumun birbiriyle yakınlaşması için de, yani nasıl şimdi dedeler torunlarıyla kuşak farkı diyorlar, işte gençleri anlamıyoruz diyorlar ama siz direkt içindesiniz. Yani hocaları olacak yaştasınız, hatta hocalarından bile ileridesiniz. Geliyorlar yani. Bu bazı şeylerin kırılması için de, yani bu işin yaşı olmaz, bizden geçti, işte kadın anneyiz, ne derler falan filan. Elif, senin kızına Samsun'da nasıl bir şey geliyor? Yani arkadaşları biliyor mu senin de üniversiteye başladığını? Biliyorlar hocam. Sürekli konuşuyoruz. Görüntülü de konuşuyoruz arkadaşlarıyla beraber. Yani hepsi tebrik ediyorlar. Beyza çok şanslısın diyorlar kızıma. Hiç denk düşen şey oluyor mu? İşte vize haftası 19 Mayıs'ta bizim düşüyor mu denk? Bizde de vize haftası. Denk sizde de... düşüyor. Arkadaşından biliyorum. Çünkü benim kızım hazırlık okuyor bu sene. Ama o da arkadaşlarından biliyorum. Onlarla aynı zamandayız. Peki bir anne olarak hani öğrenciliği bir tarafa koyalım da tabii oğlan gitmiş evet. Çin'e. Öbürküsü de Samsun'da. Böyle bir evde kaldık şeyle adamla baş başa. Bari ne yapalım türünde bir hasret var mı? Hasret var hocam, işte onun için okuyorum. Yani evde böyle ne yapacağımız şaşırdık zaten unutma. Kızım ilk gidince. Kendimi yani dinlemeyeyim, evet. Evham yapmayayım diye. Yani o açıdan çok iyi oldu okul benim için gerçekten. Hani zaten esnafız biz, eve çok geç giriyoruz. Eşim resmi yerde çalışıyor. Mesai çıkışı yanıma geliyor. Her akşam 8'de 9'u, yazın 10'da kapatıyoruz dükkanı. Sizin bir böyle romantik bir evliliğiniz de var. Yani seni işten alıyor, eve gidiyorsunuz falan. Evet, her akşam beraber gidiyoruz. Yani geliyor okuldan genelde alıyor. Kapıyı sen açmıyorsun ona ya da... Beraber giriyoruz hocam hiç maalesef. Hafta sonları ama. Yani senin onun eve gelirken çiçek getirme gibi bir şeyin yok. Alma gibi bir şey yok. Yok, çok yani, romantiktir eşim o konularda. İçimden geldi, sana bir çiçek aldım, zaten beraber geliyorsun. Olsun, çok düşüncelidir hocam. Evet. Peki Muhsine, sen de böyle bir çocuklarla ilgili, yani şimdi okumasanız da sonu olur, bak ben anneniz olarak bunu yapıyorum gibi bir şey oluyor. Mesela çocuklar ikisi de kız mı erkek mi? Biri kız, biri erkek, ufak olan erkek. Mesela kız diyor mu? Anne yani ben hani biraz bekleyeyim, ben de senin gibi yapayım. İşte, ha yok. İzin vermez misin? Yani onlar mesela deseler ki hemen okumayalım işte Tuğba'nınlara vermesi gibi ya da... Yok, herhalde izin vermem hocam ya. Niye? Çünkü çok büyük bir nimet bence okul okumak, üniversiteye gitmek. Yani genelde gençler için böyle çok boş diye konuşan büyüklerimiz de var ama ben buraya geldiğimden beri çok değerli gençlerle de tanıştım. Bence 20 yaşında olup 21 yaşında olup bazı şeyleri aşmış, olgun, hayatı bilen, kendini bilen, ayakları üstünde durabilen gençler de çok var. Ve ben onlara hayranlık duyuyorum. Bence çok değerliler. Benim kızım da oğlum da öyle olsun isterim. Tuğba'ya yani. Ne diyorsun? Yani... Tuğba müthiş. Yani bilmiyorum, bölüm birincisi olmuş. Ve aslında okumasa da olacağı bir hayatı varken bu yolu seçmiş. Bence çok başarılı.
Ben yani, çok sevdim. Tuğba'nın en önemli örnek olarak söyledi. Yani niçin okuyorum dendiğinde aslında üniversitenin, akademinin kurulma amacı. Yani çünkü öğrenmenin sonu yok. Şimdi, kesinlikle. Bizim işte ben yüksek lisans doktora yaparken çocuklar küçük. Şunu düşünmüş kız, herhalde ben ölene kadar okuyacağım. Hatta annesine sormuş, ben üniversite okumak zorunda mıyım? Yani, yok dedik ona. Ama şöyle bir şey var, yani onlar ilkokuldayken, işte oğlan ortaokul, lisedeyken biz de evde ders çalışıyoruz. Ders çalışmak öğrenci işi olmaktan çıkıyor. Evet. Bu da var çünkü. Hatta kayınvalidem diyor, ya evlendin okuyordu, halen okuyor, bu adamın okuması bitmeyecek mi? O çünkü yani onun zamanında ilkokuldan sonra kitap alınmaz ele, işte liseden sonra okumaz, üniversite bittikten sonra şey olmaz ama siz adeta filmi geri sarıyorsunuz. Evet. Ya bir de hocam benim büyüdüğüm evde 2000 kitaplık rahat bir kütüphanesi olan bir evde büyüdüm ben. Hmm. Yani ben babam uyanırdım kitap okurdu, yatardım kitap okurdu. Böyle bir babanın evladıyım ben aslında. Yani şimdi 8 çocuklu bir ailenin böyle bir kütüphanesi var, olması... Var. Yani bu yani şans... Yani ben 9 yaşında zannedersem bütün dünya klasiklerini bitirmişimdir. Ama işte bu doğuda biliyorsunuz kız okumaz. Yani bu babamla alakalı bir durum değildi. Daha çok büyüklerimizle alakalı bir durumdu. Bir de erkekler okusun, erkekler ufaktı bizim. Onun şeyine denk geldim. Tuba sen de böyle bir engel oldu mu yoksa tamamen senin tercihin miydi? Hepsi yoksa... benim tercihimdi hocam. Okumak da, okulu bırakıp çalışmak da. Daha sonrasında tekrardan üniversiteye hazırlanıp üniversiteye gelmek de hepsi benim tercihimdi. Ama en son işte ailemden ayrılacağım zaman, Kastamonu'ya geleceğim zaman bir hafta kala ben pişman oldum. Dedim ki ben ayrılamam ailemden, ben gidemem, gitmemeliyim dedim. O zaman da annemle babam devreye girdi. Özellikle annem. Dedi ki oku, sen dedi hak ediyorsun bunu, sen yaparsın, neden gitmiyorsun? Yani biz dedi ömrünün sonuna kadar senin yanında olmayacağız. Annenin de içinde bir ukde var mı? Hani ben okuyamadım, kızım oku. Diğer kardeşlerin, kardeşlerin var mı? Tabii. Onların bir ablam eğitim... var. Ablam evli, onun 3 tane çocuğu var. O ortaokuldan sonra okumadı. Kız kardeşim üniversiteyi bitirdi. Kız kardeşi fitil ateşlemiş. Sizden sonra gelip üniversiteyi bitirince. Evet, en küçüğümüz o da aynı benim gibi. O da okulda okul birincisi. Uzay mühendisi olmak istiyor o da. O çok başarılı. O benden daha başarılı. Tabii şimdi Alper Gezer Avcı da uzaya çıkınca onların da bir rol modeli var. Eskiden astronot mu olacaksın deniyordu. Şimdi artık uzaya çıkan o bir Türkiye. O astronot gibi değil hocam. Milli savunmada düşünüyor. Umarım yani yapabileceğine inanıyorum ben onun. Ama aslında bizim fitili ateşleyen dediğiniz gibi benim bir küçük kız kardeşim. O oldu. Yani dışarıdan bakılınca şey bir havası olabiliyor yani. Oh tuzu kuru. İşte babası git demiş, gitmiş. Hatta şunu diyebilirim. Madem gidiyorsun niye yurt dışına gitmedin? Mesela düşündün mü hiç yurt dışına gitmeyi? Benim için buraya gelmek bile çok büyük bir külfetti. Benim yani ben ailemden ayrılıyorum. Bu zamana kadar ailemden ayrılmamışım. Çok bağlıyım. Anneme, babama, kardeşlerime aşırı derecede bağlıyım. Dışarıdan bakıldığı zaman öyle gözükmüyor. Tuğba çok özgür, çok kafasına göre takılan birisi gibi gözüküyor ama ben markete giderken bile anneme babama haber veriyorum, buradayken bile. Bakalım 4 sene sonra nasıl bir Tuğba çıkacak? Ben değişmeyeceğime inanıyorum. Çünkü ben annemi babamı çok seviyorum, onlara çok bağlıyım. O yüzden yurt dışı benim için çok çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor şu an. Vallahi. Büyük konuşmayalım seninle çünkü sınıfta da konuşurken hani kesin yapmayacağım dediğim şeyler var. Evet, o yüzden hocam. Şimdi sınıf mahremiyetini bozdum. Peki Yağmur, sen Tuğba'nın yerinde olsaydın, işim var, gücüm var, bu kadar da bağlısın, kalkıp başka bir şehirden, sen Kastamonu'lu değilsin. Hayır hocam, Mardinliyim ben. Mardin'den kalkıp. Yani Mardin Artuklu Üniversitesi varken, Mardin'in etrafında bir sürü üniversite varken kültürel olarak da belki en uç yerden, yani Güneydoğu Anadolu'dan Batı Karadeniz'e geliyorsun. Evet. Bir kara şehri, gerçi harika mutfağınız var. Evet. Mardin mutfağı. Doğru bu arada. Laf yok yani gastronomik olarak dünya şeyi, mirası. Gerçekten öyle. Kastamonu'ya geldin tamam, gastronomi olarak Kastamonu'nun da hatırı var da yani... Sen Tuğba'nın yerinde olsaydın Mardin'de, işte babası müteahhit, oteli var, bir şey olur muydu?
Yani kızım ne yapıyorsun diye bir engel çıkartırlar mıydı? Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Engel çıkartırlar mıydı? Çıkartmazlardı diye düşünüyorum. Açıkçası. Yani sen ama inatla okumadın, onlar seni okuttular. Yani oku kızım dediler. Evet derler ama mesela ben Tuğba'nın yerinde olsaydım. Evet o aslında ailesine daha bağlı bir kız. Ben de aileme bağlıyım ama. Ama şey yapardım ya, ben gelişim açısından, kendimi geliştirmek ya da geleceğimi kurtarma açısından ne kadar kendi ailemin durumu iyi de olsa ben yurt dışı ihtimalini kullanırdım. Yani %100 kullanırdım ki geleceğimin bir avantajı olsun benim açımdan. Onu kullanırdım ama mesela Tuğba çok ailesine bağlı, şu an konuşurken de gördüm. Herkes bağlı ama ben şey yapardım. Ya annem babamı çok seviyorum derken bir evet, anda ses tonu falan değişti. Anneciğim diyecek. Şey kullanacak zannettim. Efendim? Ben kendi ketlerimi sanırım Kastamonu Üniversitesi'nde yakıp daha sonra yüksek lisansı yurt dışına mı giderim? Olabilir. 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 Bak, şimdi bir anda şunu söyleyeyim, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi dedin ya Muhsin'im, eskiden kız okumaz deniyordu. Kız çocuk ne yapacak? Evlensin, hani hemen başını bağlayalım tabir denir. Evet. Şimdi bir nesilde yani kendi eşinin çalışmasını kabul etmeyen kocalar, evet, baba olunca oğlan, o erkek nasıl olsa kendini kurtarır, taşı sıksa suyunu çıkartır, okuyacaksa kız okusun diye biz bu bir nesilde gerçekten belki Avrupa'da 200-300, bunu derslerde de konuşuyoruz, 200-300 senede yaşadığı dönüşümü biz bir nesil içinde, yani 25 yaşındaki adam baba olunca 45 yaşında aman kızım oku. Yani karısını çalıştırmayan adam 20 senedeki adeta bir dönüşüm geçirdik. Yani değişim değil, çünkü değişim geri gelebilir. Evet. Ama dönüşüm olunca bambaşka insan oldular. Yani o insanla da belki, onlarla da konuşsak. Vallahi derler herhalde, hocam haklısınız, biz 25 sene önce kızımı o okumasa bile ben okutmaya zorluyorum, zorlayacaksın deseler ne olacak canım, olur mu derdi. Yani siz aslında hem bir bu dönüşümün hem de bu cesaret şeyin örneğisiniz. İlk program sizinle oldu. Neyi ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz efendim. Ama hocam izniniz olursa bir sorum olacak. Buyur. Ben Elif ablaya da Muhsin ablaya soru sormak istiyorum. Sonuçta üniversiteye geldiniz ve bizim yaşıtlarınızda ilk defa mı arkadaşlarınız oldu bilmiyorum ama bu nasıl bir duygu ya da size nasıl bir katkı mı eksi mi sağlıyor? Ben bunu merak ediyorum. Benim bugüne kadar hani benden en fazla 3-5 yaş küçük birileriyle arkadaşlık etmişimdir. 20'li yaşlarda hiç arkadaşım olmadı. Hep olgun insanları zaten tercih ederim arkadaşlık hayatımda da. Benim fikrim mesela tamamen değişti. Az önce de bahsettim ya, yani 20 yaşında olup olgun, ayakları yere basan. Yani gençler ne olacak bu gençlerin hali değil, demiyorsun. Gençler değil, bizden daha iyi. Yani biraz daha hırslı olup, biraz daha derslerine çalışarak inanılmaz zekiler, inanılmaz zekiler ama kullanmaları gerekiyor. Kullananı var, kullanmayanı var. Ben çok memnunum. Benim için artısı var yani. Hocam ben de size bir soru soracağım. Tabii. Siz hepiniz, yani üniversitenin birçoğunu benim kızımla yaşıt hocam. 19-20 yaşındalar. Tabii ki kızımla yaşıt arkadaşım olmadı. Ama üniversitede oldu. Yani iyi ki gelmişim, iyi ki genç arkadaşlarım olmuş. Ben kendimi genç hissediyorum. Kendi enerjimi onlara yansıttığımı düşünüyorum. Evet. Ve onların da enerjisini alıyorum. Tuğba da dediğim gibi burada büyük kategorisinden yanımızda ama ben 47 yaşındayım. Tuğba 27 yaşında. Aramızda 20 yaş fark var. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Notlarımızı paylaşıyoruz. Yine kendi aramızda hırs yapıyoruz sınıfla. Karşılaştırma yapıyoruz. Özelimizi paylaşıyoruz. Yani çok güzel anlaştığımı düşünüyorum ve sınıfta da aynı şekilde. Evet, o üniversiteye gelme meselesi sadece hani ders alıp, not alıp, diploma almak değil. Üniversitede yaşanılan kültür, o işte ülkemizin daha önce kurulmuş köklü üniversitelerinde mesela işte benim oğlum, annesi dedi ki dibimizde işte beraber evimde olsun, işte Boğaziçi'ne de gidebiliyordu. Şu anda ODTÜ Fizik'te okuyor. Ben dedim ki git. Çünkü ben de ODTÜ'yü yaşamış biri olarak kampüs hayatı, Ankara'nın ötesinde kampüs hayatı, işte o arkadaş çevresi, öğrenci toplulukları, gönüllü faaliyetler, seçmeli derslerle alınan şeyler. Mesela benim oğlum şu anda ODTÜ'nün bir tiyatro topluluğunda tiyatro oynuyor ve diyor ben tiyatro yapmasam diyor belki bölümü bile şey yapamam. Yani o kendimi o gücü bulamam. Üniversite
farklı kişiler, farklı yaşlar, farklı hocalar. İşte bizim üniversitede 50'ye yakın ülkeden insan var. İşte ne bileyim, Nevruz'u kutlayınca bütün Orta Asya'dan, Türk dünyasından insan geliyor. Afrika'dan birçok kişi tanıyoruz. Yani normalde sizin belki YouTube'da veya Instagram'da bile tanıyamayacağınız insanlar, kültürler burada sınıf arkadaşı. Evet. Sen bir soru soracaktın. Evet. Hocam bir şey daha söylemek tabii istiyorum. Herkes üniversiteye görmeli, herkes üniversiteye gelmeli. Ve biz eşimle çocuklarımı Kastamonu Üniversitesi'ni kazansanız bile sizi Kastamonu Üniversitesi'ne yine bir yurda yerleştiririz diye bir fikrimiz vardı. Evet. Öğrencilerin kendi yaşantısını, hayatı öğrenmeleri açısından. Dediğim gibi üniversite hayatı çok güzel, herkes gelsin görsün. Ve bana kattığı şeylerden bir tanesi de ben kitap okumayı hiç sevmiyorum. Gerçekten biraz vakitten kaynaklı. Eşim çok kitap okur. Akşamları o çocuklarım da buradayken akşamları kitap okuma seansları yaparlardı. Yani bana en kattığı şey, şimdi hocalar mecbur bırakıyorlar bazı derslerde, evet, işte özet. Kitap ödev veriyorum ben. O sayede kitap okuyorum, daha ne olsun, çok mutluyum. Peki şimdi Tuğba da demin yüksek lisans yaparım dedi. Muhsin'e ve Elif'e özel soru. İkinci, üçüncü sınıfta Erasmus'a gitmek ister misiniz? Bir dönem, iki dönem yurt dışına. İsterim. Yani vites yükseltip. İmkanlar doğrultusunda ben isterim. Yani çünkü kısıtlama yok. Yani Erasmus'a gitmek için yaş kısıtlaması yok. Sen de belki yüksek lisanstan önce bir dönem ya da iki dönem, üçüncü sınıfın bir iki dönemini orada okuyabilirsin. Gelelim sorumuza. Hocam sizde nasıl bir gözlem oluyor? Yani bizim yaşımızda okula gelmiş insanlar hakkında sizin fikriniz var. Yani tabii benim, yani bir akademisyen olarak baktığımda, yani benim fikrim şöyleydi. Onun da değişmesine de sebep oldu. Yani üniversite okuyacak adam akademisyen olacaksa okusun. Çünkü üniversiteden çıkıp iş bulma sorunları yaşanıyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Yani Amerika'da bile okuduğu üniversitenin işini bulma ortalaması 3 yıl. Yani iş bulmak için üniversite okumaz. Ama işte dediğiniz gibi o kampüs hayatını görmek dışarıdan yapılacak bir şey değil. Yani siz gelip burada kampüste bir esnaflık yapsanız bile olmaz. Fotokopicilik yapsanız, lokanta işletseniz olmaz. O bambaşka bir şey. Yani o bazen işte moraliniz bozulur, hoca geç geldiği için, geldiğiniz için dersi almaz falan. Ama yani dediğim gibi programın başında Elif bakıyorum ilk sırada. Hatta ben hani derslerde hatırlarsın, arkalara oturanı önüne çağırırım. Elif önde. Yani neredeyse Elif'in yanına oturun diyeceğim artık. O bende çok değiştirdi. Gerçekten bir insan bir toplumla ilgili, bir yaş grubuyla ilgili, bir milletle, bir dinle ilgili bütün şeyinizi iyiken kötü, kötüyken iyi yapabilir. O yüzden açıkçası hem senin dediğin gibi, yani gençlerin bazıları nereye gidiyor bu gençler endişesini duymayacağımız kadar çok iyiler. Fedeşe, yani ben acaba yapar mıydım onu diyor, düşünüyorum ama ben de zaten lisanstan sonra bir ara verdikten sonra akademiye girmeye karar verdim. O açıdan üniversite, zaten üniversitenin kelime anlamı universe city, evren şehir. Yani evrende, dünyada ne varsa bir üniversitede o bulunmalı. Ders olarak, fakülte olarak, işte seçmeli ders olarak, faaliyet olarak, öğrenci topluluğu olarak, üniversitenin sağladığı imkanlar olarak, spor tesisi olarak hepsinde var ki üniversitemizde kampüs şeyi olarak gayet uygun. Kastamonu'da bir üniversite şehri olma yolunda hızla ilerliyor. İnşallah işte bir Trakya Üniversitesi'nin Edirne'de yaptığını, Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'de yaptığını, işte Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum'da yaptığını, işte Dicle'nin Diyarbakır'da yaptığını burada yapacak. Buranın demografik özelliğini de değiştiriyor. Bir öğrenci kitlesi var, yaklaşık 25-30 bin. O yüzden ben insana umut vaat ettiğini, şehirlere, hani her tarafa üniversite açılmasın deniyor ya, sadece üniversite bilim için açılmaz, oranın kültürünü de değiştirmek için. Eskiden çok şeylere tepki verilirken artık gençlere müsamahakar bakılıyor. Bence o üniversite olmadan yapılacak bir şey değil. Her tarafa üniversite açmayı da biraz bu gözden bakalım diyelim. Sorunuz, söyleyeceğiniz, katkınız yoksa ilk programımızı... Nasıl? Toplumsal bir mesaj vermek yani istiyorsun. 28 yaşındayım. Hı-hı. Benim yaşıtlarım... 28 yaşındayım. Benim yaşıtlarım üniversiteyi bitirip şu an iş hayatına atılmış birçoğu. Ama ben onların 20'li yaşlarından, 19'lu yaşlarından tekrar başlıyorum. Evet. Buraya geldiğimden beri 3 tane kurs bitirdim. Bir enstrüman çalmaya başladım.
Hiçbir şey için geç olduğunu düşünmüyorum. Yani 28 yaşında olabilirim, 30 yaşında da olabilirim. Kaç yaşında olunursa olunması gerekiyor, insanların hayallerinin peşinden gitmesi gerekiyor. Hiçbir şey için pişman olmamak için ben yaptım, yapabiliyorum, bunu da başarabiliyorum diye önce kendisine kanıtlaması, ispatlaması gerekiyor. Daha sonra çevresine kanıtlaması gerekiyor. Ne güzel. O yüzden 47 yaşında ablamız var. Kez aynı şekilde ben onlardan daha küçüğüm ama hiçbir şey için geç değil. Yani üniversitede okumak isteyen her zaman üniversiteye sınavına girip gelebilir. Evet. Hiçbir şey için geç değil. Evet, toplumsal baskıları da göz ardı etmek gerekiyor. Üniversitede tabii kurulduğu andan itibaren dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olmak zorunda değil. Oxford'da kurulduğunda, ODTÜ'de kurulduğunda, Boğaziçi'de kurulduğunda öyle değildi. Ki bizim üniversitemiz halka açık bir üniversite. Yani rektörümüzün de teşvikiyle mesela Kastamonu'lu olup spor tesislerinden kullanma ihtimali de oluyor. Yani böyle burası bir kapalı kutu, sadece öğrencilerin girip çıktığı bir yer değil. Öğrenci eğer şehirde yeri varsa, şehirlinin de, Kastamonu'nun da, bu şehirlinin de kampüse ve buraya katkısı oluyor. Herhalde sona geldik. Müsaadenizle kapatacağım. Müsaadenizle. Efendim ilk programımızda, öğrenci işleri programında Elif Ayanoğlu, Tuğba Durmuş, üniversitemizin İletişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümü öğrencisi, Yağmur Özer ve Muhsine Tiftik, halkla ilişkiler ve reklamcılık, Duhan Kapıcıoğlu da radyo televizyon bölümünden öğrencimizdi. İlk bölümümüzde öğrenci işlerinde yaşı biraz geçmiş olduğu için öğrencilik yapması düşünülmeyen, yapmaması gerektiğine dair bir önyargımız olan arkadaşlarımızla konuştuk. Sayıları buradan çok fazla ama stüdyomuz imkanları bu kadardı. İlk programımızda bunları konuştuk. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.